Belediye Başkanlığı'na 29.08.2011 tarihinde Tüketiciler Derneği Başkanı Ali İhsan Nazlı, Kütahya Belediyesi'nin bir aydır dilekçelerine cevap vermemesine sert tepki gösterdi. Zafertepe Mahallesi son durakta bulunan akaryakıt istasyonunun kime ait olup olmadığı yönde resmi yolla bilgi edinmek için dilekçeyle belediyeye müracaat ettiğini, bir ay geçmesine rağmen dilekçelerine cevap verilmediği, halbuki daha önceleri verdiğimiz dilekçelerimize cevap verilirdi diyen Tüketiciler Derneği Başkanı Ali İhsan Nazlı, bu yaptığım açıklamanın bir ihbar gibi kabul edilmesini, Kütahya Basın Savcılığı'nın da harekete geçmesini, gerekli incelemeyi başlatmasını istiyorum dedi. İşte Tüketiciler Derneği Başkanı Ali İhsan Nazlı'nın bizzat kendi düşünceleri ve iddiaları. Belediye Başkanlığı'na 29.08.2011 tarihinde 43.011.176-114 sayıyla vermiş olduğumuz dilekçeye istinaden Zafertepe'de bulunan son durak hakkında sormuş olduğumuz soruya aradan geçen yaklaşık bir ay süre içerisinde neden hala cevap verilemediği hususunda biz halkımızı bilgilendirmek istiyoruz. Derneğimize gelen yazılı 2 adet isimsiz ve imzasız ihbar mektubuna istinaden biz belediyeye aşağıdaki soruları sorarak ayrı ayrı cevaplandırılması hususunda yazmış olduğumuz dilekçeye istinaden henüz cevap verilememiştir. Bu cevap verilememesinin nedenlerinden birinin de dernek olarak biz Tüketiciler Birliği olarak bu kurumun bu olayı aydınlatması için veya bazı endişelerimiz olduğundan dolayı cevap verilemediği düşüncesindeyiz. Merkez Sinerköy'de 17 Paf'ta Zafertepe son durakta bulunan halk otobüslerinin durak olarak kullanıldığı son durak kime aittir? Kütahya Belediyesi'ne mi yoksa özel şahıslara mı? Bahse konu yer Kütahya Belediyesi'ne ait değilse Kütahya Belediyesi ile ilişkisi var mıdır? Yok mudur? Halk otobüslerinin kaldığı durak Kütahya Belediyesi'ne ait ise o mülk kira usulüyle mi kiraya verilmiştir veya el altından mı birilerine hangi menfaat karşılığında verilmiştir? İhale ile kiraya verildiyse kira bedeli aylık ne kadardır ve resmi olarak açılış ruhsatı mevcut mudur? Yoksa açılış ruhsatı olmadan mı faaliyet göstermektedir? Akaryakıt satışı yapılan yerde resmi prosedürler çerçevesinde yoksa el altından mı satış yapılmaktadır? Belediye o iş yerine denetim yapmış mıdır? Denetimle belediyenin alakası var mıdır, yok mudur? Gelen şikayetler üzerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na denetim yapılıp yapılmadığı hususunda görüş sorulacak olup bu konuda belediyenin üzerine düşen görevi yapmasını istediğimiz halde ne yazık ki aradan geçen bir aya istinaden henüz cevap verilememiştir. Ki Zafertepe'de halk otobüslerinin beklediği duraktan mecburiyetten akaryakıt almış bulundum. Ancak bu benzin istasyonundan almış olduğum akaryakıtta arabam tekleme yaptı. Nedenini bilmediğimden dolayı benim sizden dernek olarak bu istasyonun oraya resmi yollardan mı kurulduğu yoksa kaçak mı? Aynı zamanda o akaryakıt istasyonu denetlenmiyor mu diye tüketicimizin vermiş olduğu, göndermiş olduğu dilekçeye istinaden biz bu soruyu belediyeye sorduğumuz halde ne yazık ki herhangi bir olumlu veya olumsuz cevap alamadığımızdan biz bu sorunla ilgili gerekli mercilere talebimizi ve şikayetimizi bildireceğimizde kamuoyunun bilmesini isterim. Evet, şu anda bu resmi kurumlara verilen dilekçelerde 15 gün içerisinde dilekçelerin cevabı verilmesi gerekir. Oysa ki bizim müracaatta bulunduğumuz tarih 29.08.2011. Yani aradan geçen yaklaşık olarak 29 günlük bir süre içerisinde hala dilekçelerimize cevap verilmemesi bazı bizde dernek olarak kuşkular oluşturduğundan dolayı bunu ihbar olarak da kabul edebilirler.